Merhabalar sevgili Diren Sanat takipçileri. Profilo Kültür Merkezi'ndeyiz. Füsun Demirel ile birlikte Şişman Güzeldir oyununu konuşacağız. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Dünyada kadın oyunları denildiği zaman ilk akla gelen Dario Fo ve Türkiye'de kadın oyunları ve Dario Fo denilince de ilk akla siz geliyorsunuz. Dario Fo'nun birçok neredeyse eserlerinin hepsinin çevirisini yaptınız. Bize biraz Dario Fo'dan ve eşi Franca Rame'den bahseder misiniz? Onları yakından tanıyan birisi olarak. Hay hay. Teşekkür ederim bana program ayırdığınız için öncelikle. Aslında Dario Fo ve Franca koskoca hayatlarına çok sayıda eser sıkıştırdılar diyeceğim. Son dakikaya kadar hala yazmaktaydılar. Tabii ki o kadar çok eseri kazandırmama imkan yok benim. Yani benim ömrüm bile yetmiyor. Onun için ancak seçerek bir kısmını çevirebildim. Bu seçimlerde de ağırlıklı olarak kadın oyunlarını, kadınların hikayelerini anlatan oyunları tercih ettim. Çünkü Türkiye'de kadın hikayelerine ivedilikle ihtiyaç olduğunu düşündüm ilk yıllarda. Çeviriler 80'li yıllarda başladı. Aslında şimdi günümüzde yaşanan kadın meselelerine baktığımız zaman iyi ki de bu oyunları kazandırmışım Türkçe'ye diye düşünüyorum. Biz de tebrik ediyoruz. Ben çevirilerinizi okudum. Çok güzel, akıcı bir çevirilerdi. Özellikle hem o dönemdeki İtalyan tiyatrosunu almışsınız, röportajlar almışsınız, oyunların zaten almışsınız hakeza. Şunu söylemek istiyorum. Özellikle Dario Fo, yani biliyorsunuz Nobel Edebiyat Ödülü almış bir oyun yazarı, tiyatrocu. Evet, 1997. O nasıl bir duygu? Ödülü. Nobel Edebiyat Ödülünü almış birinin oyunlarını çevirmek, onlarla bir arada bulundunuz çoğu zaman. Tabii ki çok onur verici bir duygu. Aslında çok öncesi başladı bizim dostluğumuz, ilişkimiz. Nobel araya girdi ve tabii ben de müthiş mutlu olmuştum. Hatta şöyle anılarım var, anlatayım hemen. Lütfen. 1992 yılında ya da 93 yılında tam hatırlamıyorum ama yanlarındaydık biz, bir haftalık kadınlar için bir sahne diye bir çalışma yapmışlardı. O sırada ben Sivas'taki yangın hikayesini anlatmıştım kendilerine. Sivas 93. Evet, evet. 93, 94'te biz gittik yanlarına. Bu Sivas yangını duydunuz mu? İşte pek çok sanatçı orada yandı dedim. Duymamışlar ve çok etkilendiler, çok üzüldüler. Hatta o çalışma haftasında bir oyunları vardı. Ben de yanlarındayım. Beni sahneye çağırdılar ve seyircilere dediler ki Türkiye'de geçen sene böyle böyle Sivas diye bir şehirde bir otelde aydınlar, sanatçılar, dansçılar, işte edebiyatçılar, müzikçiler, yani bütün bu sanatçılar yakılmış. Biz bu insanlar için sizi bir dakika saygı duruşuna davet ediyoruz dediler. Bütün salon ayağa kalktı. Hatta beni çağırdı sahneye. Ben de biraz daha detaylı açıkladım. Bununla da yetinmedi Dario Fo. Nobel ödülünü aldığında bir gün pat diye beni aradı. Dedi ki Füsun, ben Nobel konuşmamda bundan söz edeceğim. Onun için bana çok detaylı bilgileri geçer misin? Tabii o 97'de Sivas olayıyla ilgili artık kitap çıkmıştı. Evet. Ben o kitapları hemen yolladım, çevirip, yani bazı bilgileri çevirip yolladım. Nobel konuşmasına Sivas Madımak yangınını dahil etti. Ve hatta bunu resimledi. Böyle otelin camından aşağı atlayan insan figürleri falan çizmişti. Bu da hayatımda çok önemlidir çünkü yani bu kadar bizlere de aslında değer veren bir yazardı. Bizim bu ülkede yaşadığımız bütün acıları, bütün sorunları, sanatsal anlamda özellikle söylüyorum. Birebir hakikaten o da yaşardı yani. Yani gerçek anlamda bir dünya vatandaşıydı. Evet, dünyadaki sınırları ortadan kaldırıp bütün sorunları kendi derdi gibi dertlenen kendi bir derdi gibi tiyatrocu. Ve onun için ne yapabilirim, nasıl bir şey katabilirim diye de çabalardı açıkçası. Özellikle kadın sorunlarına yoğunlaştı. Kadınların sorunlarının da sınıfsal sorunlardan soyutlanmayacağını savunan bir yazardı. Bunu bize açıklar mısınız? Siz bunu daha iyi bilen birisiniz. Çünkü... Ne demek bu? Evet, çünkü aslında onlar bir sınıf mücadelesinden geldiler. 60'lar, 70'ler, özellikle 70'li yıllar İtalya'sında sınıf mücadelesi ve sol hareketin içinde çok ciddi aktivist iki insandı. Kendilerini tiyatro yapmak yasaklandığında, engellerle karşılaştıklarında onlar hiç durmadılar. Eğer fabrikadaki işçiler greve gittiyse o grev yerlerine gidip meydanlarda oynadılar. Üniversitelerde öğrenciler boykot yaptılarsa o boykot yapılan amfilerde, üniversitenin bahçelerinde gidip oynadılar. Yani o kadar hakikaten oyunlarını mücadelenin içinde işçi sınıfıyla beraber götürdüler. Ki yani elbette yazdıkları pek çok oyun, bir tanesi hemen ödenmeyecek, ödemiyoruz. Evet, ülkemizde gibi de çok oynanan evet, bir oyun. İşçi sınıfı mücadelesini pek çok oyunlarında anlattılar o örnekteki gibi. Kadın meselesi de ondan soyutlanamayacak bir mesele halinde diye getirdiler. Ta ki aslında 90'lı yılların ortalarında artık özellikle Franca Rame'nin metinlere ciddi katkısıyla aslında Avrupa'da, İtalya'da hani kadınların ekonomik özgürlükleri de olsa ama başka özgürlüklerinin, örneğin cinsel özgürlüklerinin olamayacağını, olmadığını ve kadınların bunun için mücadele etmesi gerektiğini anlatan oyunlar yapmaya başladılar. Seks hayır demem de bunlardan bir tanesidir. Biz onu aşk dersleri diye evet, uyarladık. Geçen yıl oynamıştınız değil mi? Biz bunu 4 yıldır oynuyorsunuz. Senemiz, evet, evet, oynuyoruz. Bu oyunda mesela Franca'nın kendinden yola çıkıp, kendi hikayesinden yola çıkıp aslında topyekün kadınların cinsel özgürlük meselesini mizahi bir dilde anlattığı bir oyundur. Şuradan araya girmek istiyorum. Özellikle siz hani hem kadın oyunlarını çevirdiniz, kadınla ilgili sorunların işlendiği çok sayıda unutulmaz sinema filmlerinden roller aldınız. Oradan buraya baktığımız zaman, yani o süreci gözden geçirdiğimiz zaman sinemada ve tiyatroda kadına bakışta nasıl bir değişmeler gözlemlediniz? Yani 35 yıl içinde evet, diyeceğiz. Evet, o sürece baktığımız zaman. Ben sinemadayım aslında. Yani şöyle diyebilirim. Mesela Türkiye'de 80'li yıllarda ilk feminist hareket, feminist buluşmalar başlamıştı. Onun sinemaya yansıması Atıf Yılmaz'ın filmlerinde oldu. Biliyorsunuz çok sayıda evet, Müjde ile Hale ile filmler yaptı Atıf evet, abi. Bunlar işte kadının bireysel o özgürlük hikayesini tartışan filmlerdi. Ben Bir Yudum Sevgi filmiyle başladım sinemaya 84 yılında. Bir Yudum Sevgi de aslında gene kadının erkeğe baş kaldırısıdır. Evet. Yani filmin ana temasında aslında bu vardır. Yani tabulara, kurulu düzene kadının baş kaldırmasıdır. Dolayısıyla bütün bunlar aslında sinemaya bir şekilde yansıdı gerçekten. Pek çok sayıda film yapıldı aslında bununla ilgili. Ama 90'lı yıllarda bence, yani çok kişisel bu, kadın hareketi meselesine bir yavaşlama oldu. 2000'ler keza öyle. Şu son diyebilirim ki 6-7 senedir ciddi bir hareket var. Kadınlar inanılmaz örgütlenmeye başladılar. Kadın Türkiye'de mağdur edildikçe, kadınlar öldürülüyorlar, taciz ve tecavüzlere uğruyorlar, her türlü mobbinge uğruyorlar vesaire. Dolayısıyla ben diyorum ki yani bir ara kuşak belki bunun pek mücadelesini veremedi ama şimdi genç kuşaklar çok cesurca. Daha cesurca davranıyorlar. Çok cesurca mücadele verip hepsi meydanlarda, biliyorsunuz. Hepsi tepkisini ortaya koyuyorlar ve bütün bu genç kadınlarla ben gurur duyuyorum. Şişman Güzeldir oyunuyla da bunun altını çok güzel çiziyorsunuz. Evet. Gelelim bu yıl sahnelenen Şişman Güzeldir oyununa. Tam böyle güzellik algısı tartışılırken ve insanlar zayıflamak için inanılmaz işte spor salonları, diyet programları, ne bileyim inanılmaz da bir dünyada bununla ilgili bir mücadele başladı. Yani evet, zayıf kadın güzeldir diye. Evet. Ama siz çıktınız, şişman kadın güzeldir dediniz. Bunu anlatır mısınız bize, evet, nasıl başladı fikir? Aslında şöyle, ben bu oyun bayağı da eski bir çeviridir. Fakat hep çok sevdiğim. Günümüzde etkisini halen devam ettiriyor ama oyun. Evet, evet. Yani aslında hep kendi sorunlarım da vardı tabii ki. Yani ben de bedenim yüzünden elbette çeşitli ayrımcılıklara uğradım mutlaka. Dolayısıyla bu benim de o feminist dünyaya bakışımla birleşti bu oyun. Dedim ki yani bu şişman güzeldir diye ironik bir şey yapmam lazım. Bu oyun çok kadına cesaret verecek Türkiye'de. Çünkü aldı başına gidiyor. Özellikle bu mide küçültme ameliyatları ve her türlü mide botoksu, bedene her türlü yağ aldırmalar, kemik kesmeye kadar gidiyor yani. Evet, yani artık bunun sonu yok ve bu bedene bu kadar ağır müdahalelerin sorumsuzca yapıldığı bir zamana denk geldik biz ve bütün bunları sahnede tiyatro yoluyla tartışalım istedim aslında. Aslında şöyle düşünür müsünüz? Yani oyunu izlediğim için söylüyorum. Seyirciden gerçekten büyük beğeni aldı. Evet. İzlediğim salon tıktım tıktım doluydu ve sizi gerçekten çok iyi anladılar. Çünkü oyunculukta da, sahneleme biçiminde de gerçekten hani halk için halka rağmen tiyatro var. İnsanların hemen ısındığı bir, evet, karakteri oynadınız. Şunu sormak istiyorum. Kadınlar aslında bir açıdan da hani bu güzellik algısı içerisine de hapsedilmiyor mu? Tabii. Çünkü hani şişman kadın için de geçerli. Bu zayıf olmaya çalışan kadın için. Evet. Belirli bir soyut bir dünyaya hapsedilmiş oluyor. Tabii, aynen öyle. Aslında bu hakikaten oyunda da söylediğim gibi bu bir dayatma. İnsanları kapitalist sistem, evet, ne yazık ki bir beden ölçüsü var. Hani eski Yeşilçam şeyi, evet, 90-60-90 deriz ya. Yani o bedene hapsediyor sistem ve herkes tek tip fabrikasyon böyle olmak zorundaymış gibi yaşamaya başlıyor. Ve bu bir yaşam biçimi oluyor. Özellikle gençlerde ben görüyorum. Yani 12 yaşında kızım şimdi 12 yaşında, hatta 11,5 yaşında şey başladı aslında. Yani beden takıntısı diyeceğim. Çünkü, evet, anne göbeğim mi çıktı, işte ben diyet yapayım mı diye bana soruyor kızım. Bu da bir insana da bir hastalık haline dönüştü. Yani. Düşünebiliyor musunuz? Sistem insanların beynini ne hale getiriyor? Yani onun için biz de oyunda bunu tartışıyoruz. Yani aslında bedenle bu kadar oynanmaması gerektiği, onun üstünden dünyalar kadar sistem para kazanıyor. Ben bu aslında şişmanlık hikayesi kadar şu anda günümüzde vejetaryen ve veganlığa vardırdıkları, evet, sistemin de bir tüketim toplumu halinde, yani oradan da büyük paralar kazanıldığını düşünüyorum. Ve insanlara diyorum ki yani bedeninizle barışın, kendinizle barışın. Yani ne olursa olsun aslında değer, insani değer bu değildir. Yani taşıdığın yağlar değil mesele. Başka bir şey yani. Yani sınır, hapsolmayın. Dekoruna da baktığım zaman bana dekor aslında bir akvaryum içerisinde hapsolmuş bir balığı andırdı. Bilmiyorum yanlış çok mı güzel düşündüm evet, bunu tasarlarken? Böyle aynen bir şey düşündünüz mü? Düşündük tabii yani o dar alanda evet, hapsolmuş, ötekileştirilmiş, dış dünyayla ilişkisini aslında görsel anlamda kesmiş bir kadın oynadığım karakter ve sadece sesiyle insanlara bu arada ulaşıyor. Da sesiniz de çok güzel. Yani oradaki radyo programcısı keşke öyle bir program olsa da izlese, dinlesek evet diyoruz. Onu açıklar mısın? Oyunun normal metninde evet o radyo programcısı yoktu. Evet. Siz yeni uyarlamalar eklediniz, evet, güncel uyarlamalar. Ondan bahseder misiniz? Orijinal metinde 90'da yazılmış bir oyun bu. Ve orada Mattia karakteri aynı gene tabii işte dış orada dünyadan kaset dolduruyor. Kaset sesi dolduruyor. Erotik kasetler evet dolduruyor. Ve bu erotik kasetler erkeklerin çok hoşuna gidiyor ve bu kasetlerin satışı patlıyor falan. Hani çok iyi iş yapıyor. İşte patron daha çok işbirliği yapalım falan diyor Mattia'ya. Günümüzde kaset olayı kalktı. Artık öyle bir şey yok. Biz bunu ne yapabiliriz diye düşünüp uyarlamayı ekibimizden Mert Küçülmez yaptı. Benim tabii ki katkılarım var. Özellikle kendimle olan kısımları. Evet. Ama bu Mert'in zekasıyla oldu. Yani radyo, internet olayı ve radyo programcılığı, yani internet hikayesi o kadar geçerli bir şey ki günümüzde. Biz böyle bir şeye döndürdük. Bir de televizyonu eklediniz. Televizyondaki haberler kadın evet, şiddeti. O da Türkiye'ye uyarladığımız bir bölüm oldu. Bunlar gerçekten çok güzel uyarlamalar. Yani zaten oyunun akışına da uyuyor yani evet, burada. Evet. Herhangi bir şey batmıyor, bizi rahatsız evet etmiyor. Çok da akıcı bir oyun. Uyarlama demişken şunu sormak istiyorum. Daha önceki yıllarda hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir oyunu sizle birlikte izlemiştik. Açık Aile diye bir oyun. Evet. Eskişehir Tiyatrosu. Evet. Ve orada oyunun yönetmeni finali değiştirmişti. Evet. Orada ben dedim ki siz de hatta tepki gösterdiniz. Evet, tepki finali nasıl değiştirirsiniz bilseydim vermezdim evet, falan. Evet. Önce onun ciddiyetini anlayamadım. Sonra metinleri okuyup bu oyunları biraz daha araştırınca onu galiba daha iyi anladım. Evet. Çünkü olay aslında oyunun uyarlanması ya da değiştirilmesi değil. Çünkü oradaki kadının intihar ediyor olması bütün Dario Fo'nun güçlü kadındır, mücadeleci kadındır algısını çürütmüş oluyor. Ben çünkü bu oyundan sonra daha iyi anladım. Demek ki oradaki tepki bu yüzdenmiş. Evet, çok teşekkür ederim. Yani Açık Aile oyunu çok Türkiye'de sevilmiş evet bir oyun. Biliyorsunuz hatta oyun der ki hani ailede hani şey bir taraf açık olunca olmuyor. Bir taraf açık olursa olur, evet, iki taraf açık olursa cereyan yapar diye oyunda bir laf vardır. Yani hep erkeğin tarafı açık olmalıdır. Hani kadın tarafı açık olursa sorun çıkıyor. Açık Aile bunu anlatıyor. Yani işte aldatmalar, ihanetler vesaire. Yani hep de nedense birkaç kez ona rastladım ben. Açık Aile rejilerinde erkek yönetmenlerden evet geliyor bu. Özellikle bunu söylemem lazım. Finali hep değiştirdiler. Yani daha önce de 93 yılında mı sahnelendiğinde gene intiharla sonuçlanmadı oyunun sonu. Neden dedim ben yönetmene erkek hani karısının başka bir erkekle sevgili olduğunu öğrendiğinde intihar ediyor orijinalde. Çünkü Dario Fo'nun bütün oyunlarında kadın güçlüdür. Zorluklar ne olursa olsun mücadele eder ve ayakta durur. O yönetmen dedi ki bana Türkiye'de dedi hiçbir erkek dedi bunu kabul edemez dedi. Onun için erkeği intihar ettirmiyorum dedi. Kadın kabul ediyormuş. Çok şaşırmıştım çünkü evet bunlar hakikaten Dario Fo'ya, Franca Rame'ye bu metinlerin, bu fikirlerin ruhuna aykırı. Hakikaten feminist bakış açısı olan oyunlar ve ancak bu bakış açısıyla sahnelenebilecek oyunlar. Yani bu oyunları alıp da yok hayır ben finali böyle yaparım derseniz olmuyor. Yani benim itirazım O zaman o yüzden. Burada da Mette'nin bir anne kız ilişkisi var. Evet. Onu biraz açıklar mısın? Anne kız arasındaki bir çatışma da. Evet. Şimdi Mattia karakteri işte 115 kilo ve herkesin, dünyanın da dışladığı kadınlardan bir tanesi. Kocası aldatıyor. Kızı ara sıra gelip annesine kendi sadece terapi olmak için geliyor. Çekip gidiyor. Yani annenin duyguları, hisleri, dünyası kızın hiç umurunda değil. Yani neredeyse gözüne perde inmiş. Kız ise tamamen sistemin istediği fit beden bir kişi. Yani çünkü işi de tamamen bir mağazada stilistlik yaptığı için hep o bedenini korumakla ilgili yaşıyor. Yani sürekli bedeniyle ilgili kız. Yani ay kilo aldım mı, ay oramdan yağ çıktı mı, yüzümden yağ çektireyim mi anne? Yani Mattia'nın tam zıttı Anna karakteri. Onun için bu anne kız arasında bütün bu zıtlıkların getirdiği çatışma ve çelişkiler söz konusu oyunda. İkinci perdede bu şeyi yaşıyoruz. Burada oyunda şöyle bir durum da var. Hani başlangıçta Mattia hani şişmanlığı bir eksiklik olarak görüyormuş gibi ya da kızını da kıskanıyormuş gibi bir algıyla ilerlese de sonunda aslında az önceki söylediğimiz noktaya geliyoruz. Güçlü kadın mesajı verilmiş oluyor. Aynen. Ve oyunu vurgusuyla bitiriyoruz. Şimdi değilse ne zaman? Geç olmadan. Aynen. Orada seyirciye ne vermek istediniz? Bu tabii bütün aslında sadece beden meselesi değil ama hani her şekilde ötekileştirilmiş kadınlara aslında gerçekten güçlü ol, kendinle barışık ol, yapamayacağın hiçbir şey yok bu dünyada anlamında bir mesaj vermek istedik. Oyunda da biliyorsunuz, gördünüz, sonunda hep kendi Küba'ya gitmek istiyor, peşine gitti. Evet. Ve harika geri dönüşümler. Biz daha bu 13 oyun oynadık henüz. Çok başındayız ama mesela Ankara turnesiydi galiba. Bir grup dernekleşmişler. Bu böyle mide küçültme ameliyatı yapan kadınların birleşip geldikleri bir oyundu. 8-10 kadın falan gelmişti. Aralarından bir tanesi şöyle dedi bana, ben de dedi sıradayım aslında, hani bu ameliyatlar için sıraya girdim. Fakat oyunu gördükten sonra vazgeçtim, Küba'ya bilet alacağım. Bilet aldınız, çok güzel. Dedim harika bir şey. Ya oyun gerçekten seyirciyi, izleyenleri ümitlendiren bir oyun. Özellikle kadınlardan olumlu geri dönüş almak da çok güzel bir şey. Evet. Geleceğe yönelik ümitle bakabilmemizi sağlıyor bu konuda. Evet, ben zaten o kadar karanlık ve her gün olumsuz bir şeyle karşılaştığımız bir dünyadayız. Memleketin gidişatı öyle, dünya öyle. Dolayısıyla hiçbir zaman kişisel olarak umudumu yitirmediğimden bu sahnelediğimiz oyunlarda da hep umut aşılıyoruz biz. Hep umut. Yani çünkü biz ancak birbirimize sarılır, sarmalanırsak ve bu umudu birbirimize aşılarsak yukarıya çıkabiliriz. Yoksa başka yolu yok. Evet, oyunda da gerçekten tam bir durum komedisi göze çarpıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Oyun Profilo Kültür Merkezi'nde oynuyor. Yurt içerisinde turneye çıkıyor. Evet. Ondan bahseder misiniz? Başka nerelerde oynayacak? Nerelere gitmek? Şimdi biz 21'inde Yalova'ya gidiyoruz. Evet. Yalova'da oynayacağız. Herkesi bekliyoruz orada da. Sonra 23, 24, 25 Şubat'ta Marmaris, Fethiye ve Nazilli turnelerimiz var. 6 Mart ve 8 Mart Almanya. 8 Mart'ta Köln'de olacağız. Evet, Almanya'daki kadınları anlatacağız. Şişman Güzeldir. Programlarını sizin yine sosyal medya hesaplarınızdan öğrenebilirler. Instagram var, Twitter hesabınız var. Twitter var, Facebook var. Facebook var. Evet. Orada ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, Profilo Kültür Merkezi'nde Füsun Demirel ile birlikte Şişman Güzeldir oyununu konuştuk. Özellikle tiyatro seyircisine ümit veren çok etkili bir oyundu. Ve diyoruz ki siz de sınırlarınızın dışına çıkın. Şimdi değilse ne zaman, hiçbir şeyi ötelemeyin diyoruz. Her zamanki sloganımızı hatırlatıyoruz. Hayata sanatla direnin, Diren sanatı takip etmeyi unutmayın.